Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk iş gününde, pazartesi gününde günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız efendim öncesinde. Günün özetlerine isterseniz hızlıca bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameralar karşısına geçti. Gerçekleştirilen toplantıya Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Akbıyık da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıda önemli kararlar aldı. Peki nedir o kararlar? Sokağa çıkma kısıtlaması oldukça genişletildi. Ki bunu zaten geçen hafta ifade etmiştik. Şahsi olarak kendi düşüncem demiş, eklemiştim. Muhtemelen hafta sonları tamamen sokağa çıkma yasağı gelecek. Hafta içerisinde de belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır demiştim. Beklenildiği gibi esasında oldu. Ve hafta sonu Cuma günü saat 21'den sonra pazartesi sabah 5'e kadar yani ortalama olarak 2,5 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak kesintisiz. Bir de hafta içi tabii uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması var. O da saat 21'den sonra. Hepsinin ayrıntılarına birazdan bakacağız efendim. Yeni koronavirüs tedbirlerini en yalın, en net haliyle birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Efendim Mardin'in Derik ilçesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roket hasarlı saldırıda şehit düşen hemşehrimiz Sezer Aydemir şehadetinin 5. yıl dönümünde ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Elazığ İl Sağlık Kurulu Elazığ Valisi Erkay Yırık Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda dernek ve meslek kuruluşlarının genel kurulları dahil yapılacak etkinlikleri Mart ayına kadar ertelendi. Öte yandan otellerle de ilgili yeni kararlar alındı. Elazığ İl Sağlık Kurulu tarafından bu yeni kararlara da birazdan bakacağız. Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi toplantısı Elazığ Valisi Erkay Yırık Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Teknova OSB'nin çalışmaları görüşüldü. Ayrıntılarına bakacağız. Elazığ depreminin ardından yapılan hak sahipliği sonrasında itiraz başvuruları alınmış ve süreç sona ermişti. Merakla beklenilen hak sahipliği itiraz sonuçları bugün açıklandı. Açıklanan sonuçları da konuşacağız ki bunu Cuma günkü yayınımızda ifade etmiştik. Sonuçlar pazartesi günü açıklanacak demiştik. Öyle de oldu. AFAD İl Müdürlüğü bugün itibariyle sonuçları açıklandı. Hak sahipliği itiraz sonuçlarını bilmiyorum. Bugün bu özellikle koronavirüs yeni tedbirler vesaire bu konulardan dolayı çok sosyal medyada da gezip bakamadık ama sizler mesaj yoluyla ulaşırsınız bize. Beklediğiniz bir karar mı oldu? İtirazınız neydi? Nasıl sonuçlandı? İtirazlarınızla da ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Onları da ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Karşıyaka Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Normalde Cuma günü Karşıyaka Mahallesi'nin hak sahipleri için TOKİ tarafından kura çekilişi yapılacaktı. Kura çekilişi iptal edildi. TOKİ yeni bir düzenleme yaptı. Kura çekilişi yarın saat 13'te yapılacak. Daha önceden açıklanan kura çekilişi karma bir kura çekilişi olacaktı. Vatandaşlar tepki gösterdi. Karşıyaka Mahalle sakinleri biz karma kura istemiyoruz. Hangi kattaysak daha önceden şimdi de o katlarımızda evlerimizi istiyoruz deyince TOKİ işte kararını değiştirdi. Bu kez katlar arası bir kura çekilişi yapılacak. Yarın saat 13'te. Örneğin daha önceden ikinci katta oturan bu defa da ikinci katta oturacak ama cephe değişebilecek. Bu kura çekilişinin sonuçları yarın belli olacak. Saat 13'te Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları aracılığıyla da takip edeceksiniz efendim kura çekilişini. Yarın saat 13'te Karşıyaka Mahallesi'ndeki kura çekilişi Kanal Fırat ve Kanal E televizyonlarından canlı olarak yayınlanacak ki ortalama olarak 439 adet konut yapılmıştı. 439 aileyi ilgilendiren bir durum efendim. Evet, özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim, son baskı canlı yayınımıza başlıyoruz. Artık yarından itibaren sizlerin evlerinizde bol bol oturduğu süreç başlayacak. Bugün kısıtlamada herhangi bir şey geçerli değil.
özellikle sokağa çıkma kısıtlaması yarın akşam itibariyle başlayacak. Yani siz yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinizde otururken bizler burada ekibimizle birlikte sizlere haber akışını sunmaya, haberleri ekranlarınıza getirmeye, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Peki bu süreçte siz evde ne yapacaksınız? Siz de evde tabii ki Kanal Fırat'ı izleyeceksiniz. Kanal Fırat'ın birbirinden güzel, birbirinden hareketli, birbirinden bilgi dolu programları sürekli sizlerle birlikte olacak. Özellikle hafta sonu, alıştık hafta sonları yazıdan da çıkınca böyle gezmeye, dolaşmaya, boş boş geziyorduk hafta sonları malumunuz üzerine. Hafta sonları tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez klasiği Zeki Akbeyk ile gündem programı da karantina süreci boyunca cumartesi akşamları saat 21'de sizlerle olacak. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar bazen 1'de bitiyor, bazen 2'de bitiyor, bazen 3'te bitiyor. Cumartesini o şekilde değerlendireceksiniz artık. Pazar günü de yine birbirinden güzel programlarımız var. Pazar günü tam saatlerini arkadaşlarım şimdi söyleyecekler bana. Sinevizyon var. Saat kaçta başlıyor? Saat 17'de Sinevizyon var. Ardından saat 6'da ne var? Saat 6'da da herkes için sağlık programımız var. Saat 7'de 7. gün programı var. 8'de ana haber var. 9'da tarih ve kültür programımız var. Ve ardından saat 22'de Şahismal Gezici Yollarda efendim. Saat 22'de Şahismal Gezici Yollarda program var. Köyleri geziyor. O programları izleyeceksiniz. Ardından saatler 23'ü gösterdiğinde de pazar günü Canan Gedikay'ın sunduğu çok güzel şehitlerimizin aileleriyle yapılan, bizlere şehitlerimizin bıraktığı emanetleriyle yapılan İz Bırakanlar programı var. Pazar günü saat 23'te de o ekranlarınıza geliyor. Yani kısıtlama oldu. Ben evde ne yapacağım? Nasıl zaman? Zaten hafta içi saat 23'te her gün bizler sizlerle birlikte olacağız. Ve bizden önceki diğer programlarımız da hafta içi sürekli devam edecek. Yani evde canım nasıl sıkılacak? Ne olacak? Nasıl zaman geçireceğim diye düşünmeyin. Bizler sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ama dilerseniz şimdi bu kısıtlamaya bir tekrar geri dönüş yapalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Kabinenin neredeyse tek gündem maddesi koronavirüs ve koronavirüsle ilgili alınan kararlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kararları açıklamak için toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına bakanlar, sınırlı sayıda gazeteci ve genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbeyk de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli kısıtlamaları açıkladığı toplantıyı genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbeyk o salondan takip etti. Şimdi dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız açıklamasının ardından Beştepe'de toplanan kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına bakanlar ve sınırlı sayıda gazetecinin yanı sıra Millet Haber Ajansı adına televizyonlarımız genel yayın yönetmeni Zeki Akbıyık da katıldı. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına karşı en etkili tedbirin kendini korumak olduğunu kaydetti. Vatandaşlarımızdan ricam, öncelikle tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmeleridir. Aynı şekilde belirlediğimiz salgın tedbirlerine de harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Daha önemlisi tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını, evlerinde dahi dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Seferberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren bu küresel sağlık krizini geride bırakmaya başlamış olmayı ümit ediyoruz. Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına gelen her aşı ile yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları derhal kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacağı ve hafta sonları 21'den pazartesi sabah 5'e kadar
kesintisiz devam edeceğini söyledi. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacağını söyledi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır. Umumi hıfz-ı sıha kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıflarının eğitimlerine de ara verildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuralların salı gününden itibaren geçerli olacağını söyledi. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, luna park gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi hıfz-ı sıha kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES kod uygulamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı yine umumi hıfz-ı sıha kurulu kararıyla sınırlanabilecektir. Umumi hıfz-ı sıha kurulunun belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10 ile 16 arası olarak uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığımızın yayımlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Bu tür tedbirlerin salgının artışının önüne geçtiği bilimsel tespitten hareketle aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama böyleydi ve yeni kararları açıkladı, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Bu tedbirler merakla bekleniyordu zaten. Şimdi şöyle de bir durum oluştu sosyal medyada, niye bu kadar katı tedbirler var diye. Şimdi geçtiğimiz iki hafta önce hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece hafta sonu 21'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak dediğinde sosyal medyada ya bu kadar
yasak olmaz ki, yeterli mi? İşte hafta içi de yasak olmalı, hafta sonu tamamen yasak olmalı deniliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı hafta sonu tamamen yasak olduğunu açıkladı. Şimdi sosyal medyada ne gerek var bu kadar yasağa, niye bu kadar yasak oluyor diye paylaşımlar yapılıyor. Gerçekten hepimizin, tabii bu süreç psikolojik olarak hepimizi çok etkiliyor. Zaten psikiyatristler, psikologlar bu karantina süreçlerinin insan psikolojisi üzerinde çok ciddi anlamda olumsuzluk oluşturduğunu ifade ediyorlar. Bunun için çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hem ailemizle bir aradayken onlara karşı hassasiyetimizi en üst düzeye çıkartmamız gerekiyor. Ne olur bu konuda dikkatli olalım elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi dilerseniz bu koronavirüs yeni tedbirlerinde çok ciddi bir anlamda kafa karışıklığına neden olacak bir durum söz konusu değil. Yalın bir haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Elazığsonhaber.com editörümüz Sıtkı Taşel de bu durumu biraz daha yalınlaştırdı. Daha böyle başlıklar halinde hazırladı bizler için. Şimdi onlara bakacağız efendim. Tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış olduğu yeni kararlar neler? Tabii bunların ucunda ucu açık olan açıklamalar da var. Yani işte sokağa çıkma kısıtlamasında market, bakkal, kasap, manav gibi yerler açık olacak diyor. Ve belirlenecek saatler diyor. Buralar için demek ki bir saat sınırlaması da olacak. İşte mesela bakkal için, yani sürekli açık kalamayacak bakkallar demek ki. Bunlarla ilgili ucu açık olan durumlar var. İşte anaokullarıyla ilgili mesela izleyicilerimiz soruyorlar. Anaokullarında eğitimi ara verildi dedi Cumhurbaşkanı ama özel okullardaki anaokullar da mı dahil? Buna benzer açık uçlar var. Şimdi onlara biraz açıklama getireceğiz. Biraz da tam anlamıyla açıklama olabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini bekleyeceğiz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararları açıklıyor. Ardından sayfalarca, yani mesela geçtiğimiz iki hafta önceki kararda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yaklaşık 10 sayfa falandı. 10 sayfanın içerisinde tüm ayrıntılarını yazıyor. İşte kim sokağa çıkabilir, kararın işte kapsamı nedir, kamu personelleri hangi saatten itibaren sokağa çıkabilecek, nasıl olacak, işte neler olacak hepsini. Onun için İçişleri Bakanlığı'nın kararını bekleyeceğiz, genelgesini bekleyeceğiz. Muhtemelen zaten bugün içerisinde açıklanması gerekiyor. Yasaklar yarın akşam başlıyor. Muhtemelen bu gece programımız esnasında yayınlanırsa zaten anında sizlere aktaracağız genelgenin ayrıntılarını. Yayınlanmazsa da gece saat mesela 2 hafta önce saat 1.30 sıralarında açıklanmıştı İçişleri Bakanlığı genelgeyi. Bu durumda da hemen elazığsonhaber.com internet haber sitesinden anında öğrenebiliyorsunuz efendim. Ama şimdi dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ayrıntılarına göz atalım. Birincisi ve en önemli olan karar genel sokağa çıkma sınırlaması. Çünkü daha önceden Mart, Nisan, Mayıs aylarını hatırlarsanız sokağa çıkma kısıtlamaları genelde büyük şehirlerde uygulanılıyordu. 30 büyük şehir ve Zonguldak deniliyordu. Ancak bu kez öyle bir tabir kullanılmıyor. Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Çünkü bunun gerekçesi de şu, yani bilim kurulunun, bilim adamlarının, bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalar, Türkiye'nin genelinde bir artış söz konusu. Yani daha önceden büyük şehirlerde bir artış vardı ama şu anda Türkiye'nin genelinde bir artış söz konusu olduğu için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bu kısıtlama hafta sonları Cuma günü akşam saat 21'den Pazartesi sabah saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Yani Cuma günü saat 21'de evimize gireceğiz. 21'den sonra Cuma günü çıkamayacağız dışarıya. Cumartesi günü çıkamayacağız. Pazar günü çıkamayacağız. Pazartesi günü sabah 5'te çıkacağız. Yani yaklaşık olarak 2,5 günlük tamamen kesintisiz evde olacağımız bir kısıtlama uygulanacak artık bundan sonra yeni bir karar alınıncaya dek. Ama sanıyorum bunun üstüne de ek bir karar zor gelir artık. Ama şimdilik bu karar 2,5 gün cumartesi ve pazar günleri evdeyiz. Herkes evde. Herhangi bir istisna dışında olanlar hariç tabii. Bu süreç içerisinde belirtilen meslek kuruluşları var. İşte market, bakkal, kasap, manav. Bunlar için de belirli bir saat verilecek. Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarından esinlenerek ifade ediyorum. Örneğin denilebilir ki kasaplar saat 10 ile 15 arasında açık kalacak hafta sonu. Bu hafta sonu içerisinde kasaplara evinizin en yakındaki kasaba gidip hemen gelebilirsiniz denilebilir. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi henüz de açıklanmadığı için ifade edemiyorum. Durum bundan ibaret hafta sonları için.
hafta içerisinde, yani cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında olacak dedi. Kapsamın dışında olacak, yani hafta sonu sokağa çıkmanın dışında olacak sektörler üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında. İşte bunun için ne olacak şimdi? Mesela hafta sonları Bağna Bahçesi'ne giden hemşehrilerimiz vardı. İşte ne bileyim bu mevsim, yani fidan ekme mevsimi sanıyorum. İşte hani ceviz fidanı, badem fidanı, işte onların budaması, sulaması vesaire varsa onlar için illerde muhtemeldir ki bir izin komitesi kurulacak. O izin komitesi neticesinde onlar dışarıya çıkabilecekler ki bizim Elazığ'da bir önceki yasaklarda da bu izin komisyonları vardı. Sokağa çıkma izinlerinin komisyonları. Bu izin komisyonları muhtemelen bu yasakta da gerçekleşmiş olacak. Elazığ'daki izin komisyonu başkanı Ramazan Polat müdürümüz, Elazığ Valiliği Etüt ve Proje Müdürü. Gerçekten o bu süreçte, geçtiğimiz süreçte de çok güzel işlere imza atmıştı Ramazan Polat müdürümüz. Muhtemelen o yine işte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu özellikle hafta sonlarında tarımla uğraşanların, köylerine gitmesi gerekenlerin yani zorunlu olanlar için izin komisyonunun yine başında olacak bir isim ekibiyle birlikte muhtemeldir ki onlardan izin alınmış olacak. Ayrıca hafta içi, yani bu cumartesi ve pazardı dediğimiz hafta içi nasıl olacak? Saat 21'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Türkiye genelinde. Türkiye genelinde yarından itibaren geçerli olmak üzere Salı günü saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması bir gün sonra saat sabah 5'te sona erecek. Örneğin Salı günü sokağa çıkma kısıtlaması saat 21'de başlayacak. Çarşamba günü sabah saat 5'te sona erecek. Bu hafta içi her gün bu şekilde devam edecek. Hafta sonu da az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi Cuma günü akşam saat 21'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması. Cumartesi devam edecek kesintisiz. Pazar devam edecek kesintisiz. Pazartesi günü sabah 5'te tamamlanmış olacak. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket servis hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani market için, bakkal için, kasap için, manav için, işte muhtemelen buna fırın da dahil, fırın için belirli bir saat belirlenecek. Denilecek ki örneğin saat 3 ile 5 arasında sokağa açık olabilecekler diye bir saat belirlenecek. Bu muhtemelen yine genelgede ifade edilecek. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Burada ne oldu? Restoranlarda bir değişikliğe gidildi. Mevcut şu andaki kısıtlamada, şu an geçerli olan kısıtlamada restoranlardan al götür uygulaması da yapılıyordu. İşte paket servis bir yandan, diğer yandan da vatandaş gidiyordu örneğin A restoranına. Oradan işte dürüm mü neyse ürününü alıyordu, çıkıyordu. O şekilde de alabiliyordu. Bu kaldırıldı. Niye kaldırıldı? Çünkü büyük şehirlerde insanlar özellikle AVM'lerde vesaire yerlerde oturup yemeklerini yiyorlardı. Sokaklarda oturup yemeklerini yiyorlardı. Bu nedenle restoranlardan sadece paket servislerinin yapılabileceği ifade edildi. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Yani toplu taşıma araçlarına giremeyeceksiniz. Birçok şehirde, Elazığ'da sanıyorum bu tam bilgisayar ortamıyla takip edilemiyor olabilir ama birçok şehirde zaten işte kullanılan kartların üzerinde yaşlar vesaire yazıyor. Ve bindiği zaman ne olacak? İşte ceza kesilecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı. Daha önce belirtilen istisnalar haricinde. Peki daha önce belirtilen istisnalar neydi? İşte sabah 11'den 13'e kadar sanıyorum saatleri tam hatırlayamayabilirim ama saat 10 ile 13'e kadar işte 65 yaş üzeri sokağa çıkabiliyordu. Saat 13 ile 16 arasında 20 yaş altı sokağa çıkabiliyordu. Bu genel, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre onlar devam edecekler. Tabii yine bu kısıtlama içinde genelgeyi bekleyeceğiz. Umumi hıfzı sağ kuralları.
kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirler alacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada belediyelere iş düşüyor tabii. İşte Elazığ Belediyesi ne de iş düşüyor burada. Şunu gördük, daha önceki kısıtlamalarda toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini azaltınca toplu taşıma araçlarında daha fazla yoğunluk olduğunu gördük. Örneğin işte saat 20 ile 20.30 arasında 3 sefer varken işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yaptı. 2 sefere düşürüldü tedbir amaçlı. Ne oldu? Yığılma oldu toplu taşıma araçlarında. Bu yüzden İlim Hıfzı Sağ Kurulu'na önerimiz Elazığ'daki bu toplu taşıma seferlerini daha da arttırması. Belirlenen saatler dahilinde. Aksi halde ciddi bir kalabalık oluşuyor. İnsanlar evine neyle gidecek? Mecbur toplu taşımaya binecek. Sefer saatleri de sayıları da azaltılırsa daha fazla yoğunluk oluyor. Bunu İl Hıfzı Sağ Kurulu'na belirtmiş olalım. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hafta sonu özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin İl Hıfzı Sağ Kurulları'ndan açıklamalar geldi. Denildi ki resmi anaokulları kapatılmıştır denildi. Buradan ne anlaşılıyordu? Resmiler kapatılıyor, özel anaokulları açık. O anlaşılıyordu 3 büyük şehirde. Hoş bir şey miydi? Değildi. Çok da nahoş olan bir şeydi aslında. Niye? Çünkü parası olan çocuğunu anaokuluna gönderiyordu, özel anaokullar açıktı. Devletin anaokuluna gönderen çocuklar o anaokuluna gidemiyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamasında resmi özel ayrımı yapmadı. Tabii bu da biraz kafaların karışmasına neden oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı direkt ana sınıfları deyince bazı vatandaşlar bizleri aradılar. İşte özel okullarda, özel okulların anaokullarına dahil mi diye sordular. Burada bir genelleme yapmamadığından dolayı bunu tüm anaokulları olarak yorumlayabiliriz. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla ilgili herhangi bir yasak yok. Yani herhangi bir yaptırım yok Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesine göre. Sadece rica ediyorum dedi. Gitmeyin dedi misafirliğe. Tabii genelgede buna da bir yaptırım, misafirliklere de bir yaptırım gelebilir. Ama bir sonraki mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu ifade etti. Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır dedi. Burada resmi bir durum söz konusu. Eğer siz evinizde mevlüt okutuyorsanız, milleti toplayıp taziye veriyorsanız, gün yapıyorsanız, işte kısır günüdür, bilmem altın günüdür vesaire, buna benzer günler yapıyorsanız tespit edildiği an ceza yiyorsunuz. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak. Nikahlar da yine bu sayıyı geçmeyecek dedi. Ne olursa olsun, ülkede kaos da olsa, savaş da çıksa, işte korona da olsa sürekli evlenen, düğün yapan bir kitlemiz var. Bu sosyal medyada çok tartışılıyor. Ne olursa olsun evleniyor bu vatandaşlarımız. Allah mesut eylesin inşallah. Bu vatandaşlarımız artık düğünlerine 30 kişiden fazlasını davet edemeyecek. Cenaze namazları da aynı şekilde 30 kişiden fazlası giremeyecek efendim cenaze namazının olduğu yerlere. O yüzden bu tür noktalarda mesela imamlara, hocalara zorluk çıkartmamak gerekiyor. Onları da zan altında bırakmamak için taziyelere yani cenaze namazlarına mümkün mertebe katılmamakta fayda var. Hamam, kafaları karıştıran bir diğer madde. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi burada bu açıklamayı yapınca hemen vatandaşlarımız aradılar. Elazığ'da spor salonlarını kullanan hemşehrilerimizin sayısı da bir hayli fazla. O yüzden vatandaşlar şunu ifade ettiler. Spor salonları ne durumda? Spor salonlarına gidebilecek miyiz diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında spor salonları ile ilgili bir ifade geçmedi. Ama devamında Luna Park gibi yerler işte ne dedi? Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, Luna Park gibi yerler. Muhtemelen İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde spor salonlarına da bir kapatma gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz efendim. Bir diğer öne çıkan madde umumi hıfzı sağ kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek verebilecektir. Şimdi efendim bu konuda ben zaman zaman ima yoluyla bunu bir şekilde aktarmaya çalışıyordum. Kamuoyunda da bir
korku belki diyebiliriz. Belki bir panik, bir kargaşa, bir kaos olmaması için direkt söylemiyorduk ama ima yoluyla bunu hep ifade etmeye çalışıyorduk. Bizim yapmış olduğumuz resmi bir dayanağa bağlı değil. Bizim yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde Elazığ'daki koronavirüsün en çok yayıldığı yerler 1. düğünlerdi, 2. cenazelerdi, taziyelerdi, 3. pazarlardı. Maalesef pazarlarda tedbirlere uyulmadığı vatandaşlar tarafından bize gelen görüntülerde de mevcut. Pazarcı esnafımız maskesini zabıtayı görünce bana kızmasın pazarcı esnaflarımız ama bu bir gerçek çünkü hemşehrilerimiz, izleyicilerimiz bize videolar gönderiyordu pazarlardan. Biz yayınlamadık onları sürekli söyledik ama yapmayın böyle diye. Pazarda maske maalesef ağızda, boğazda, kolda, burunda, işte kafada bir yerde ama tam istenilen seviyede değildi. Bir de pazarlarda zaten kontrolü sağlamak biraz zor. İşte domatese dokunuluyor, salatalığa dokunuluyor, yani seçme olmaması gerekiyor ama seçim devam ediyor pazarlarda. Bir anda bir tavlanın önünde yığılma oluyor. Bunun için zaten Elazığ İl Sağ Kurulu'nun pazarlarla ilgili çok ciddi kararları alması gerekiyordu. Ama sanıyorum bu İl Sağ Kurulu'nun gözünden kaçtı. Yayılımın en çok olduğu o noktalardan birisi az önce de ifade ettik. Düğünler de Elazığ genelinde söylüyorum. Düğünler de cenazeler de pazar yerleriydi. Artık pazar yerleri için içeriye ve pazar yerleri ve AVM'ler için içeriye sınırlı sayıda vatandaş alınacak. Bunu da oradaki görevli belirleyecek. İl Sağ Kurulumuza istirham ediyoruz. Ne olur pazar yerleri ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde bu kararı sıkı tutsunlar. Pazarlara gidenler zaten belirli bir yaşın üstü risk grubunda olan kesin pazara gidiyor Elazığ'da. Herkes gözünü önüne getirsin. 25 yaşındaki, 30 yaşındaki vatandaşlar zaten öyle çok pazara giden hemşehrilerimiz yok. Genelde büyüklerimiz pazara gidiyorlar, semt pazarlarına. Ne olur onlara bulaştırmamak adına gerekli tedbirleri İl Sağ Kurulu'ndan özellikle pazarlar için istirham ediyoruz. Gerekli tedbirleri almaları noktasında ki zaten Cumhurbaşkanı da buradaki yetkiyi İl Sağ Kurulları'na bıraktı. Ayrıca alışveriş merkezlerinin girişte HES kodu uygulamasına geçirecek efendim. Alışveriş merkezlerine girerken HES kodunuzu göstereceksiniz, öyle girebileceksiniz. Aksi takdirde alışveriş merkezlerine giremeyeceksiniz. Devam ediyoruz bir diğer maddeyle. Depremle ilgili bu arada bayağı bir mesajımız var. Bak gözüme ilişlemem. Bir izleyicimiz diyor ki Furkan abi karizma ve çok şıksınız diyor. Çok teşekkür ederim. Depremle ilgili mesajlarınız var bu şeyle ilgili. Hak sahipliğiyle ilgili depremle ilgili olan mesajlarınızı ikinci bölümde okuyacağız efendim. Şeyle yasaklarla da ilgili mesajlarınız var. Onları da zaten aktarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzı Sağ Kurulu'nun kararıyla sınırlandırılabilecektir. Burada ne yapılabilir? Yani bunu Elazığ'da nasıl uygulayabiliriz? Şöyle olabilir. Örneğin Gazi Caddesi. Bir anda yığılma oluyor Gazi Caddesi'de biliyorsunuz. Bu görüntüler arkadaşlarım ekranlarınıza getiriyor. Bu görüntüler hafta sonları geçtiğimiz dönemde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerden çekilen görüntüler. Ne güzel sakin sessiz bir Gazi Caddesi görüyoruz ama özellikle belirli günlerde bu görüntülerde yeni kısıtlamanın olduğu zamanlar sanıyorum. Özellikle yeni bazı günlerde Gazi Caddesi gibi şehrin önemli caddelerinde çok ciddi anlamda bir yığılma söz konusu oluyor. İl Hıfzı Sağ Kurulu'na öneriyoruz. Sayın Valimiz Erkay Yırık eğer dikkate alırlarsa bu önerilerimizi salgınla hep birlikte mücadele ederiz. Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi, işte Hürriyet Caddesi gibi caddeler daha önceden hatırlarsanız bunu İl Hıfzı Sağ Kurulu'na teklif etmiştik. Hemen ertesi gün dönemin valisi Çetin Oktay Kaldırım bunu uygulamaya geçirmişti. Belirli sayıda vatandaş alıyor. Ne oluyor? Polis barikatını kuruyor, caddeye bakıyor. İşte ortalama olarak diyor ki cadde kalabalık değil, 5 kişi daha girebilir. Vatandaşın çok tepkisine neden oluyordu bu. Ama idare etmemiz gerekiyor. Bunları yapmazsak süreç o kadar uzuyor. Esnafımız o kadar sıkıntı çekiyor. En hızlı şekilde toparlanabilmemiz için bu kurallara uymamız gerekiyor. Polise de zorluk çıkartmamamız gerekiyor. Bunu da ayrıca istirham ediyoruz. Gazi Caddesi'ni mesela bu kararla birlikte diyebilir ki İl Hıfzı Sağ Kurulu, Gazi Caddesi'nde bir anda yaklaşık 200 vatandaştan fazla kimse bulunmayacak. 200 vatandaş caddeden çıktıktan sonra yeni vatandaşlar içeriye girebilecek deme yetkisine sahip artık.
Aynısı meydanlar için de zaten Elazığ'da meydan yok doğru düzgün. Bir türlü kent meydanlarımız olmadı. Daha önceki dönemlerde çok söz verildi ama unutuldu gitti. Neyse meydanlar zaten yok şehirde. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı var sanıyorum orayla da ilgili tedbirleri artırır İlivzı Sağ Kurulu. Caddelerde bir kişi sayısı azaltımına gidilmiş olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umumi Hıfzı Sağ Kurulu'nun belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatlerinin 10 ile 16 arası olarak uygulanabilecektir. Şimdi burada İlivzı Sağ Kurullarına karar verildi. Ne denildi? İşte Elazığ Valisi Erkay Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, işte diğer ilgili İlivzı Sağ Kurulu'nun üyeleri. İşte siz bakacaksınız şehrinize hangi kamu kurumlarının bu düzenleme dışında olması gerektiğine karar vereceksiniz. Onun dışındaki resmi kurumlar saat 10'da başlayacak, 16'da bitecek. Bu ne olabilir mesela? Vatandaşın çok ihtiyaç duymadığı kamu kuruluşları. Aklıma bir yer gelmedi. Örneğin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü. Tapu ve Kadastro'da çok acil bir durum söz konusu olmuyor. İşte saat 10'da mesaiye başlayabilir, saat 16'da çıkabilecek bir kurum. Mesela Tapu Kadastro, ilk aklıma o geldi. Galiba bizim televizyona yakın o yüzden. Buna benzer yerler artık saat 10 ile 16 arası da geçerli olacak. Tabii bu yarın sabah itibariyle başlamıyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı henüz genelgeyi yayınlamadı. Muhtemelen diğer gün başlayacak. Bunu bekleyip göreceğiz. Neresi bunun dışında olacak? İstisna dışında. Mesela sağlık personelleri, sağlık il müdürlüğüne bağlı ekipler, onlar yine yoğun mesailerine devam edecek. Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, jandarmaya bağlı ekipler. Onlar bunun muhtemeldir ki dışında tutulacak. Devam ediyoruz bir diğer maddeyle. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında. Yani 50'nin üzerinde nereler var? Organize sanayi bölgesindeki işletmelerimiz var. Bir anda 50 kişinin üzerinde çalışan yerler. İnşallah oralarda da bu denilen uygulamalara bir an önce geçilir efendim. Şöyle bu arada mesajlara bakıyorum sorularınıza. Bir yeri atladığım bir yer varsa diye. Mesela çocukları soruluyor. Çocuklar nasıl yapacak diye. Onları da birazdan açıklayalım. İçişleri Bakanlığı genelge gönderecek. Salı akşamından itibaren uygulamaya başlanacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında. Yani yarın akşam itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Yarın akşam 21'den itibaren sokaklara çıkış Türkiye genelinde yasak olacak aktarmış olalım. Şimdi çocuklar en çok sorulan soru şu. Şu ana kadar çocukların sokağa çıkımına bir sınırlama getirilmişti 20 yaş altı için. Ancak orada bir ek durum söz konusuydu. Eğer velisi yanındaysa çocuklar sokağa velileriyle birlikte çıkabiliyorlar. Örneğin çocuk annesiyle birlikte köye gidebilir. 15 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki bir çocuk annesi yanındaysa ama velisi ya da babası yanındaysa velisiyle birlikte çocuklar sokağa çıkabiliyorlar. Ama yarından itibaren yeni genelgede bu durum değişir mi bilmiyorum ama muhtemelen değişmez. Bunu yeni genelgeyi bekleyip göreceğiz efendim. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi muhtemelen bu gece saatlerinde açıklanacak. Eğer bizim yayınımız saat içerisinde açıklanırsa 12.45'e kadar biz zaten ayrıntılarıyla aktaracağız. Eğer biz yayından çıktıktan sonra açıklanırsa ne olacak? Onlar da elazsonhaber.com'dan öğrenebileceksiniz. Şimdi böyle hızlıca korona ile ilgili gelen mesajlarımızı okuyacağız. Deprem mesajlarımızı ikinci bölümde okuyacağım efendim. İyi geceler, bir sorum olacaktı. Anne ve babam 65 yaş üstü. Yarın saat 11'de hastanede olması gerekiyor. Alınan kararda 65 yaş üstü bireyler toplu taşıma kullanamayacak denildi. Belirlenen saatlerde 10-13 toplu taşıma kullanılıyor mu? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdi belirlenen saatler neydi? 10 ile 13 arasında toplu taşımayı kullanabiliyorsunuz efendim. Bu belirlenen saatlerde. Ayrıca 65 yaş üstünü siz hastaneye götürecekseniz
Eğer 11'de diyor gerçi bu kısıtlamanın olduğu saat dışında, eğer mesela diyelim 8'de gitmeniz gerekiyorsa hastaneye, belediyeyi ya da işte vefa sosyal destek grupları, yani emniyet arıyorsunuz, onlar size gelip evinizden alıp yardımcı olabiliyorlar efendim. Bunu da hatırlatmış olalım. Yasaklar evsizler için de geçerli mi? Dışarıda korona, biz dışarıda. Yasaklar bize teyit, biz yasaklara çattık. Yeter, aman vermeyin, teselli. Söyleyin artık acı da olsa gerçeği, yoksa teslimi konutun 2020 sonbaharı mı? Lütfen cevap. Karizmatik adam demiş izleyicimiz. Yani bu TOKİ'lerle ilgili, yazı konak TOKİ'ler. TOKİ'lerle ilgili kesin bir tarih henüz daha yok efendim. Bunu aktarmış olalım. Korona ile ilgili mesajlarımızı. Furkan Bey, iyi yayınlar. Hafta sonu yapılacak açık lise, lisansüstü ve görevde yükselme sınavı var. Bu sınavlar yapılacak mı? Bilginiz var mı? Teşekkür ederim. Şimdi hafta sonu özellikle birçok kişinin gireceği ALES sınavı da var. Yani yüksek lisansla okumak isteyen vatandaşların gireceği sınavlar. Pazar günü gerçekleştirilecek ALES sınavı. Bunun dışında diğer sınavlar da var. Bu sınavlara ilişkin GÖK ya da Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı. Muhtemelen İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde bu da yer alacaktır. İptal edilir mi edilmez mi bilmiyorum ama yani tahminim, yani iptal edilmesi, bu kadar kısıtlama varsa eğer iptal edilmesi aslında gerekli. Ama yine bu sınavlarla ilgili durumu bekleyip göreceğiz efendim İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde. Furkan Bey, DSE'yi kısıtlamaya dahil mi? Şimdi hangi kurumun dahil olacağını İl İstihsal Kurulları karar verecek resmi kurumlarda. Ama DSE'nin aciliyet gerektiren bir durumu söz konusu değil. O yüzden muhtemelen DSE'yi de 10 ile 16 saatler arasında bir çalışma olacak. Ama bakın, bu yarın geçerli değil. Yarın siz normal saatinizde, sabah 8'de işe gidiyorsanız normal saatinizde işe gideceksiniz. Çünkü İçişleri Bakanlığı genelge henüz yayınlamadı. Zaten İl İstihsal Kurulları da bu kurumları açıklamadı. Biz bu karar için İl İstihsal Kurulları'nı beklemiş olacağız. Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı. Yeni yasaklara 20 yaş da dahil mi? 20 yaş ve 6 dahil efendim. Onları aktarmış olalım. ALES sınavlarını ne yapacağız diye soruyor izleyicimiz. ALES sınavları da işte az önce ifade ettiğim gibi bekleyip göreceğiz efendim. ALES sınavlarına karar muhtemelen bu gece çıkacak. Sayın Furkan abi, minibüsler sürekli ara mahallelerden tutun da duraktan çıktığı dakika fulluyor her yeri demiş. O zaman dikkat diyelim. Denetimleri artırmışlardı trafik ekipleri minibüslerde ama eğer çok ciddi anlamda yolcu sayısı alınıyorsa bunu aktaralım Emniyet Müdürlüğümüzün ekiplerine. Efendim, yasaklarla ilgili durum böyleydi. Yeni kısıtlama kararlarını ekranlarınıza getirdik. Genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'ın da olduğu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu önemli yasakları açıkladı. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla kafanızda soru işareti olan yerleri ekranlarınıza getirdik. Ama bunlar sadece başlıca olan kısımlar. Bir de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gelecek. Orada daha fazla ayrıntı yer alacak. Genelge henüz yayınlanmadı. Genelge çıktığı anda da ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Şimdi son baskıya. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Mesajlarınız çok var özellikle depremle ilgili. Mesajlarınızı da reklam arasından sonra, ama şimdi kısa bir reklamlar. Efendim, son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. İlk bölümde yeni koronavirüs tedbirlerini konuştuk. İlk bölümümüzü tamamen ona ayırdık. Gelen sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Ayrıntılarını aktarmaya çalıştık koronavirüs yeni tedbirlerinin. Artık bu saatten sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini bekleyeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde tüm bu açıklanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tüm bu kısıtlamalarının ayrıntıları yer alacak. Eğer o açıklama canlı yayınımız saati içerisinde yayınlanırsa aktaracağız zaten sizlere. Eğer gecenin ilerleyen saatlerinde yayınlanırsa da elazığsonhaber.com internet haber sitesinden öğrenebileceksiniz İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi. Ve günün bu arada mesajlarınızı da birazdan okumaya başlayacağız. Mardin'in Derik ilçesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roket atarlı saldırıda şehit düşen hemşehrimiz Sezer Aydemir, şehadetinin 5. yıl dönümünde ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Jandarma uzman çavuş Sezer Aydemir, 25 yaşında,
anasının, babasının ve ablalarının biricik kuzusu gözünün nuruydu. Tam 5 yıl önce bugün Mardin'in Derik ilçesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roket atarlı saldırıda şehit düştü. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Şehidimiz Sezer Aydemir, şehadetinin 5. yılında ailesi tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Aleyke ya Seyyidena Şehidimizin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, indirilen hatimler şehidimiz Sezer Aydemir başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhuna bağışlandı. Bel ahyâhu ve lâkin lâ teş'urûn. Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ dergahında kabul ve karin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, vatan için, millet için, din için, bayrak için, şehadet şerbetini için bütün şehitlerimizin de ruhu şerifelerini hediyeledik. Rabbim sen dergahında kabul ve karin eyle ya Rabbi. Ve haseten şu anda kabrinin başında ismini zikrettiğimiz Sezer Aydemir şehidimizin de ruh-i şerifelerine hediye eledik. Rabbim sen dergahında kabul ve karin eyle ya Rabbi. Medya grubumuz olarak tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dualarımızın kabulü için, ümmet-i Muhammed'in sağlık, sıhhat ve selameti için, bilhassa Allah rızası için, El-Fatiha. Evet efendim, bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Efendim bu arada İçişleri Bakanlığı tarafından beklenen genelge yayımlandı. Eğer bu genelgenin tüm ayrıntılarını okuyacak olursak mesajlarımıza zaman ayıramayacağız. Genelge 81 il valiliğine gönderildi. Ayrıntıları arkadaşlarım bana göndermeye çalışacaklar. Ben ayrıntılar geldikçe aktarmaya çalışmış olacağım. İlk gelen bilgi, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuru yemişçiler 10 ile 17 arasında faaliyet gösterebilecekler. Efendim İçişleri Bakanlığı genelgesini gönderdi 81 il valiliğine. Şu anda bilgi akışı devam ediyor haber merkezimize. Bilgiler geldikçe bunları size aktaracağım. İlk gelen bilgi, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuru yemişçiler 10 ile 17 arasında faaliyet gösterebilecekler. Yani cumartesi ve pazar günleri marketler, bakkallar, kasaplar ve kuru yemişçiler saat 17'ye kadar açık olacaklar. Onda açacaklar, 17'ye kadar devam edecek. Genelge çok ayrıntılı bir genelge. Arkadaşlarım şu anda toparlıyorlar. Muhtemelen ulusallardan da önce girdik şu anda bu genelgenin ayrıntılarını. Henüz daha ulusal haber kanallarının birçoğu sanıyorum arkadaşlarım o yönde bilgi veriyorlar. Birçok kanal şu anda henüz daha genelgeye giremedi. Ama yayınlıyoruz efendim. Sıcağı sıcağına anında sizleri bilgilendiriyoruz. İlk gelen, genelgeden gelen ilk bilgi, cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuru yemişçiler 10 ile 17 arasında açık olabilecekler. Ayrıntılarını ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Şimdi İlifzı Sağ Kurulu'na gideceğiz. Elazığ İlifzı Sağ Kurulu, Elazığ Valisi Erkay Yırık Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda dernek ve meslek kuruluşlarının genel kurullara dahil yapılacak etkinlikleri Mart ayına kadar ertelendi. Öte yandan otellerle de ilgili yeni kararlar alındı.
Elazığ İl Hıfzı Sıha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlarını açıkladı. Yapılan toplantıda Elazığ'daki derneklerin genel kurulları 2021 yılının Mart ayına kadar ertelendi. Öte yandan diğer meslek kuruluşlarının düzenleyecekleri tüm etkinlikler ise 2021 yılının Mart ayına kadar ertelenmesine karar verildi. İl Hıfzı Sıha toplantısında Elazığ'daki oteller ve otellerdeki restoranlarla ilgili de kararlar alındı. Otellerle ilgili alınan kararda şu ifadelere yer verildi. İçişleri Bakanlığı'nın yeme içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların elimizde sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, elimizde otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına, Kimlik Bildirme Kanunu'nun ek 2. maddesinde yer alan bu kanunun 2. maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar hükmü uyarınca elimizde konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, elimizde otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22'den sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmemesine, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği duyuruldu. Evet efendim, Elazığ İl Hıfzı Sıha Kurulu. Bu arada 8151 numaralı izleyicimiz, biliyorsunuz canlı yayınımız süresince bizim tablet mesaj okuma kurallarımız var. Bunlardan birisi tabletimizi aramıyorsunuz. Hem görüntülü hem de normal arama yapmıyorsunuz. Sürekli aynı mesajı göndermiyorsunuz. Bu kurallara artık tüm Elazığ kamuoyu alıştı. Kuralların dışına çıkan vatandaşlarımızın numaralarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Onlar sohbet ediyorlar. Hani siz belki bilmiyor olabilirsiniz ama artık öğrendiniz. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi devam ediyor efendim gelmeye. Bu genelgenin ayrıntılarını sizlere aktarmaya çalışacağım. İzleyicilerimiz soruyor, genelgede bu da var mı, bu da var mı diye. Şimdi elimden geldiği kadarıyla, çünkü genelge çok uzun bir genelge efendim. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeler çok uzun oluyor. Bunlar başlıklar altında toplanıyor. Şimdi ben hızlıca genelgenin şu ana kadar belli olan kısmını hemen hızlıca aktarmış olalım. Yeni önlemler kapsamında ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21'de başlayıp çarşamba günü sabah 5'te bitecek. Yani salı günü saat 21'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuru yem işçiler 10-17 arasında faaliyet gösterebilecekler. Sanıyorum bu da tamam. Az önce bunu ifade etmiştik. Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın, unlu mamul, ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Yani ekmek satan yerler açık, orada bir sıkıntı yok. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10 ile 20 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler. Yani Elazığ'da da tüm restoranlar pazartesi günü, cumartesi ve pazar günleri ne olacak? Saat 20'den sonra kapanacak. Paket servisiyle dahi sipariş veremeyeceksiniz. Cumartesi ve pazar günleri restoranlar sadece 10 ile 20 arasında açık kalacak ve sadece paket servis yapılacak, duyurmuş olalım. Sokağa çıkma kısıtlamasının uyulabilmesi istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20'de kapanacak. Tüm iş yerlerinin 20'de kapatılacağı ifade ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde
65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Yani Vefa Sosyal Destek Grupları tekrar hizmete girmiş olacaklar. Onlar bu noktada, bu arada bilgi akışı gelmeye devam ediyor arkadaşlarımdan. Onlar vatandaşların, 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam edecekler. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bunu da ifade ettik. Yeni bilgiler, bakalım neler var. Yani şimdilik gelen bilgiler bunlar. Tabii merak ettiğiniz mesela sınavlar merak ediliyor. Sınavlarla ilgili durum ne olacak diye, var mı yok mu diye henüz daha onunla ilgili gelen bir durum söz konusu değil. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek kısıtlama olan seyahatler, toplu ulaşım araçlarıyla yapılabiliyorsunuz. Ayrıca izne tabi oluyor efendim. Nasıl izne tabi oluyor? Kısıtlama olan gün ve saatlerde, zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Yani cumartesi ve pazar günleri izin almadan şehirler arası yolculuk yapamayacaksınız. Sınavları soran izleyicilerimizi hemen aydınlatmış olalım. ÖSYM sınavlarına katılanlar ve refakatçiler kapsam dışı. Yani ÖSYM'nin sınavları devam ediyormuş efendim. Bu genelgeden bunu anlamış olduk. Sınavlar devam ediyor. Yine arkadaşlarım bana bilgileri gönderiyor. O bilgilerden derlenilen, çünkü çok karışık bir genelge oluyor bunlar genelde. Ama ilk etapta gelen bilgiler bu yönde. Genelgenin ayrıntıları mutlaka vardır. Bu ayrıntıları ekranlarınıza getirmeye, ayrıntılar belli oldukça devam edeceğiz. Ama şöyle özetleyecek olursak en baştan, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21-5 arası, hafta sonu cuma 21'den pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün, yani salı günü saat 21'de başlayıp çarşamba günü saat 5'te bitecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuru yem işçiler saat 10 ile 17 arasında faaliyet gösterebilecekler. Saat 17'de faaliyetlerini tamamlayacaklar. Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üreten fırınlar, unlu mamul, ruhsatlı iş yerleri açık olacak. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10 ile 20 saatler arasında sadece paket servisi verebilecekler. Yani saat 20'de Elazığ'da tüm restoranlar kapanacak. Aç kalmayın diye döne döne söylüyorum efendim. Yani özellikle bekar olan izleyicilerimiz olabilir. Elazığ'da memur olan, eşi olmayan izleyicilerimiz olabilir. Dışarıdan yemek yiyen izleyicilerimiz olabilir. O yüzden saat 20'den sonra Elazığ'da restoranlar kapanıyor. Paket servisi de dahil. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20'de kapanacak. Tüm iş yerlerinden kasıt ne? İşte market, bakkal demek, onlar da kapanıyor yani. Çünkü oraya bir ek bir durum getirmemiş. Bakkal, market, kasap, buna benzer tüm iş yerleri Elazığ'da da saat 20'den itibaren hafta içi kapatılacak. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yani uçağı olan, tren bileti olan, otobüs bileti olan vatandaşlar o biletleriyle uçuşlarını, yolculuklarını gerçekleştirebilecekler. Sanıyorum THY'den gelen mesajlar vardı. Uçuşları soruyordu izleyicilerimiz. Uçuşunuz varsa uçuşlardan yana bir sıkıntınız yok. Ama biletinizi yanınızda bulundurmanızda fayda var. Polis memurları sizi durdurunca, hani nereye gidiyorsunuz diye, biletinizi gösterirsiniz. İşte uçağım var benim şu saatte diye. Uçaklar var efendim. Toplu taşıma ulaşımları için bu imkanlar tanınıyor. O maddeyi tekrar okuyayım çünkü bu konuyla ilgili bayağı bir soru gelmiş. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.
kısıtlama olan gün ve saatlerde, zorunlu hallerde, özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Yani izin almadan Elazığ'dan Malatya'ya gidemeyeceksiniz. Hafta sonu özellikle. İzin almadan Elazığ'dan Bingöl'e aracınızla, kendi özel aracınızla gidemeyeceksiniz. Bunun için İl Sağ Kurulları ne yapıyor? Seyahat Komisyonu kuruyor, İl İzin Komisyonu kuruluyor. Ramazan Polat Bey, Elazığ Valiliği Etüt Proje Müdürü çok güzel bir şekilde bunu geçtiğimiz süreçte de organize etmişti. Bu durumlarda oradan izin belgesi almanız gerekecek efendim. İlk gelen bilgiler bu yönde. Bu genelgenin ayrıntıları tabii ki var, çok karışık. Yani muhtemelen bu genelgeni tahmin ediyorum 40-50 sayfaya ulaşan belki de ayrıntıları söz konusu. Toparlayabildiğimizce ama en başları bunlar. Onları da ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Devam ediyoruz. Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi toplantısı Elazığ Valisi Erkay Yırık Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Elazığ Teknova Organize Sanayi Bölgesi toplantısı Elazığ Valisi Erkay Yırık Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Vali Yırık Başkanlığı'ndaki toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, ESO Başkanı Asilhan Arsan, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tügen, ilgili kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Teknova OSB ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Teknova OSB ile Kuzey Çevre Yolu Bağlantı Yolu'nun 2021 yılı içerisinde tamamlanması, altyapı çalışmalarının ve arıtma işlerinin yapımı, 2021 yılının ilk yarısında ihalesi yapılacak altyapı işlerinde kontrol mühendisi ve yatırımcılara kesilecek inşaat ruhsatı işlemleri aşamalarında, hem proje onay hem de denetim görevlisi olarak çalıştırılacak bir adet inşaat ve bir adet elektrik mühendisinin alımı, yeni istihdam edilecek teknik elemanlarla birlikte OSB müdürlüğü çalışanlarının ücretleri, altyapı işlerinin tamamlanmasını beklemeden OSB'den yatırıma bir an önce başlamak isteyen yatırımcıların sanayi parseli talepleri karşılanması, Teknova OSB'nin geçici hizmet binasının yapımı konuları görüşüldü. Efendim devam ediyoruz. Kısıtlamanın ayrıntıları var. Biraz kafa karışıklığına neden olabilir korkusunu yaşıyorum ama bu ayrıntıları arkadaşlarım tam genelgenin tüm metnini gönderdiler. Şöyle bir durum söz konusu. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları bunları zaten ifade etmiştik. Kısıtlamanın olacağını, hangi saatler arasında olacağını söylemiştik. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10-17 saatler arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlarımız 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, engelli vatandaşlar araç kullanabiliyorlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiye gidip gelebilecekler. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuru yemiş ve online sipariş firmaları evlere, adreslere, servis şeklinde de satış yapabilecek. Yani izleyeceğimiz sormuştu. Şimdi biz fırın açık ama nasıl gidip ekmek alacağız diye. Şöyle olacak. Evinizin en yakınındaki fırına, markete, bakkala gidebileceksiniz. Kim gidebilecek? 65 yaş ve üzeri gidemeyecek. 20 yaş altı da gidemeyecek. Sadece bu yaş aralığının içerisindekiler gidebilecek. Evinizin en yakınındakine ve araba kullanmayacaksınız. Araba kullanmadan gidilecek. Yürüme mesafesi olsun diye sanıyorum. Ama engelli vatandaşlarımız varsa onlar arabalarını kullanabilecekler. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinde sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Bu iş yerlerini sadece ekmek ve unlu mamül satışı yapabilecek. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamül ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla fırınlara gidip, yürüme mesafesinde olan fırınlarına gidip ekmek ihtiyaçlarını giderebilecekler. Fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Bir önceki yasaklarda fırınlar ekmek satışlarını sokak aralarında da yapabiliyorlardı. Burada ona yasak gelmiş. Sadece market ve bakkallara fırınlar ekmek götürebilecekler. Sokak aralarında araçlarıyla fırın ve ekmek ve simit gibi ürünleri satamayacaklar. Aktarmış olalım.
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10-20 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe, cuma 21-5 saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır diye tekrar belirtmiş ve devam edeceği yönünde ifade etmiş. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliği sağlamak amacıyla ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20'de kapanılacak. Yani istisna dışında olan yerler sanıyorum yine burada bakkallar vesaire bunlar olacak. Onlar açık olabilecek. Diğer tüm iş yerleri hafta içi 8'de kapatılacak. Onun dışında bakalım neler var. Vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen durumlarının varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla ve İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik kaymakamlıklarla doğrudan başvuru yoluyla seyahat izin kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler diyor. İşte nereye? Toplu taşıma araçlarıyla il dışına vesaire. Zorunlu haller sayılacak durumlar. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden almış doktor randevusu kontrolü olanlar, kendisi veya eşinin vefat eden birinci derece yakının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakıl işlemlerine refakat edecek olan en fazla 4 kişi, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen, 5 gün içinde geldiğini, yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgiyle ibraz edenler, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetlerini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamuda günlük sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salı verilenler yasak dışında olacaklar efendim. Yukarıda belirtilen mazeretler taşımayan kişiler şehirler ve seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarıyla kullanmak suretiyle mümkün olacaktır. İşle ilgili vesaire diye böyle uzayıp giden vefa sosyal destek ekiplerini arayabilirsiniz. Ekmek ve temel gıdalar için sadece. Bunu da belirtmiş. Bir diğer genelgemiz daha var efendim. Bu bir gelen genelgeydi. Umarım sıkılmamışsınızdır. Cenazeleri en fazla 30 kişi ifade etmiştik. Şeyle ilgili var. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde İçeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon ganyan yatırma işlemlerinin yapılabilmesine. 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18-11-2020 tarihli genelgemizde belirtilen saatler içerisinde 10-13-13-16 saatler arası şehir içi toplu ulaşım araçları kullanmalarının kısıtlanmasına, yani 65 yaş üzeri saat 10 ile 13 arasında sokağa çıkabiliyor. 20 yaş altı saat 13 ile 16 arasında sokağa çıkabiliyor. Ama bu çıktıkları saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanamıyorlar. Az önce söylediğimiz konu. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirler, sefer sayısının artırılması, denetim gibi durumlar il hızlı sağ kurullarınca belirlenmesi. Yani Elazığ Belediye'miz sefer sayılarını artırmak durumunda taziyeler ve benzeri durumlar zaten olmaması gerekiyor. Pazar yerlerini ifade etmiştik. HES kodlarını söylemiştik. Durum bundan ibaret efendim. İki farklı bir genelge söz konusu. Bu durumda soruyorsunuz bana.
Şimdi ben bunları okurken WhatsApp'tan gelen mesajlara da ara ara bakıyorum. Resmi kurumların çalışma saatleri genelgede yer almıyor. Bununla ilgili ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi kurumlarla ilgili? Umumi Hıfz-ı Sıha Kurulu'nun belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatlerinin 10 ile 16 arası olarak uygulanabilecektir demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada yetki İl Hıfz-ı Sıha Kurulu'nda sanıyorum bunun açıklanması için Elazığ Valisi Erkay Yırık'ı bekleyeceğiz. İnşallah bir an önce açıklanır çünkü ne var? Vatandaşlar, memurlar merak ediyorlar. Biz nasıl yapacağız diye haklılar. İl Hıfz-ı Sıha Kurulu'ndan bizler de haber bekliyoruz. Herhalde bu saatte toplanmazlar. Yarın toplanırlar en erken. İnşallah bu konuyla ilgili durum ne olacak? Bekleyip göreceğiz. Efendim çok mesajımız var. Gerçekten nasıl yapacağız bilmiyorum ama gerekirse haber girmeyelim. Mesajlarımıza devam edelim. Gelen sorulara cevap vermiş olayım ama sanıyorum mesajını okuyamayacağım. İzleyici sayımız çok olacaktır. O yüzden şimdiden özür dilemiş olayım. Evet. İyi akşamlar. Yazı Konak'taki konutların kurası ne zaman çekilecek demiş. Yeni bir bilgi geliyor arkadaşlarımdan ama. Bu şey. Kimler sokağa çıkabilir? Yani neyse bu genelgenin ayrıntıları çok uzun, çok fazla ayrıntıları var. ElazığSonHaber.com'dan şimdi bu ayrıntılara bakabilirsiniz. Benim daha söylemediğim birçok şey var. ElazığSonHaber.com'dan öğrenebilirsiniz. Yazı Konak'taki konutların kurası ne zaman çekilecek demiş izleyicimiz belli değil. Hak sahipliği sonucumuz red cevabı gelmiş. İki evimiz vardı. İkisi de ağır hasarlı. Yıkıldı. İtiraz sürecinde dilekçemi iki evin yıkım kararına bırakarak başvurdum. Ama sonuç red geldi. Nereye başvurmalıyız? Bu dilekçelerin okunup incelendiğine inanmıyorum. Çünkü ilk rapor nasılsa yine öyle yazıyor. Ev yıkılmış diyor ki az hasarlı eviniz var. Ortada ev yok diyor izleyicimiz. Mahkeme süreci başlayacak. İkisi de ağır hasarlı. Yani üzerinize başka tapulu ev yoksa hasarsız olan zaten olması gereken üzerinize tapulu, hasarsız eviniz varsa zaten red çıkıyordu buna. Ama eğer üzerinize tapulu başka bir ev yoksa burada bir problem var demektir ama artık mahkeme süreciniz başlamış olacak. İyi akşamlar Furkan Bey. Hasar tespiti için geldiklerinde ağır için bakmadılar ya da bakmalarının gerekli olduğunu söylemediler. Bu sebeple bize ağır için hak sahipliği çıkmadı. İtiraz ettik ve buna rağmen gelip tekrar bakmadılar. Sistemde hala ağır için hak sahipliği çıkmadığı yazıyor. Gelip bakmadan nasıl karar verebildiler? İtiraz etmemize rağmen neden ilgilenmediler? Bilgi verir misiniz? Üstelik günlerdir hak sahipliği sonuçları için bekliyoruz. Keşke itirazın doğruluğunu tespit etmek için gelip bir kontrol etselerdi. Şu an neye göre karar verdiklerini anlayamadık demiş izleyicimiz. Furkan Bey iyi geceler. DASK mağduruyum. Herhangi bir eksiğim yok. Apartmanda iki kişi aldı. Ben halen bekliyorum. Milletvekillerimizden bize destek olmasını istiyorum demiş. DASK sorunu devam ediyor şehrimizde hiç durmadan. İyi yayınlar. Biz hak sahibi olmuştuk ama TC'nin bir rakamı yanlıştı. Düzeltilsin diye itiraz ettik. Maalesef yine aynı TC kalmış. Düzeltilme yapılmamış. Biz şimdi ne yapabiliriz? İyi yayınlar Furkan Bey. Hak sahibinde hak sahibi olduk ama TC düzeltilmemiş. 5 aydır hak sahibi olacakmışız diye stres yaşıyoruz. Bu yanlışı yapanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Aldıkları maaş diye devam eden uzunca bir mesaj. Haklısınız. Yani TC kimlik numaralarında hata varsa bu tamamen oradaki memurun hatası. Bunun düzeltilmesi gerekiyordu. Yine AFAD İl Müdürlüğü ile görüşmenizde fayda var. Yani TC'den sadece kaynaklanan bir problemse, bir rakamdan kaynaklanıyor diyor izleyicimiz. Bunu mutlaka bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Furkan abi iyi akşamlar. Yeni yasaklar 20 yaş altı dahil mi? Fransa'dan hayırlı akşamlar. Elazığ Ticaret Proses Başkanı Sayın Mehmet Ali Duman da bu arada kaza geçirmiş. Durumu iyi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Trafik kazası geçirdi Mehmet Ali Duman da. Furkan abi karizma ve çok şıksınız. Furkan abi köy evleri ne olacak demiş izleyicimiz. Köy evlerinde bölgesine göre çalışmalar devam ediyor efendim. İnşallah en kısa süre içerisinde yapılır. Birçoğunda yer tespit çalışmaları sürüyor. Birçoğunda işte temeller atıldı. Birçoğunda kaba inşası bitti. İnşallah bir an önce hepsi tamamlanır.
Merhaba Furkan Bey, size bir sorum olacaktı. Zafran Yeni Mahalledeki evler yıkılacak mı? Ve yıkılırsa ne zaman yıkılacak, bir haber var mı? Ailecek sizi izliyoruz demiş izleyicimiz. Sanıyorum o eski bölgedeki evleri söylüyorsunuz. Ne zaman yıkılacağına dair bir bilgi söz konusu değil. İyi akşamlar. Ne olur sesimizi duyurun. Ben Elazığ merkezi oturuyorum. Kızım epilepsi hastası. Sizden ricam sesimizi duyurun. Sayın Vali veya belediye başkanımızdan ricam, kızım epilepsi hastası. Kızım şu anda canlı ders alamıyoruz. Kızımın tableti yok Furkan Bey. Vali Bey'le görüşeceksiniz. Yani tabletle ilgili mesaj öten izleyeceğimiz varsa keşke izleyicimiz diyor ki iyi yayınlar Furkan Bey. Ekranda İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlandı diye yazı yazmışsınız ama İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde göremedim. Genelgeyi bilgi verir misiniz? Efendim genelgeyi az önce 20 dakika boyunca okudum. Şu an elazığsonhaber.com internet sitesinden takip edebilirsiniz. Genelgenin ayrıntıları elazığsonhaber.com'da var. Tabletle ilgili inanın keşke elimden bir şey gelse, keşke maddi durumum çok yerinde olsa, ihtiyaç sahibi her aileye tabletleri dağıtabilsem. Ama benim yapabileceğim bir durum söz konusu değil. Tabletle ilgili ihtiyaçlarınızı, inanın bana mesaj atmanızın da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü tabletle ilgili sizlerin belediyeye ulaşmanız gerekiyor. Çünkü belediye bir kampanya başlattı. Tablet toplama kampanyası, tablet bağış kampanyası. Belediyeye ulaşacaksınız. Valiliğe ulaşmanız gerekiyor. Sosyal devletçilik anlayışı var malumunuz ülkemizde. Eğitim hakkı da her bir bireyin hakkı. Eğer tabletiniz yoksa ve siz tabletiniz olmadığı için çocuğunuz okula derslere giremiyorsa burada sosyal devletçilikte bir sıkıntı var demektir. Şehrimizin mülki idare amiri kim? Elazığ valisi Erkay Yırık. Bir sorununuz varsa bu sorumluluğu çözme yetkisi de en birinci ağız Vali Bey'dir. Vali Bey'e ulaşmanız gerekir. Mutlaka Vali Bey de duyarsız kalmayacaktır. Bir şekilde ulaşmaya çalışmanız lazım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ya da ulaşmanız gerekecektir. Tablet konusunda durum böyle efendim. İnşallah ulaşabilirsiniz. Efendim gerçekten inanılmaz mesaj var. Yine saniyede binlerce mesajımızın düştüğü bir günü daha birlikte yaşıyoruz. Bazen izleyicilerimiz bana kızıyor, niye mesajları okumuyorsun diye, ama saniyede şöyle yeşil tikleri görüyorsunuz da okumadığım bir sürü mesaj. Çok da zoom yapmayalım, numaralar görünmesin. Da okuyamadığımız bir sürü mesaj var. Ne olur kızmayın bana. Bakın yeşil tikleri görüyorsunuz. Tık 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 saniyede mesajlar atık geliyor. Elimden geldiği kadarıyla okumaya çalışıyorum efendim. Göndermiş olduğunuz mesajları. İyi yayınlar Sayın Dilaver. Hak sahiplerinin itirazları açıklandı. Ama yine sorgulamada TC ile kayıt bulunamamaktadır yazıyor. 2 hafta önce AFAD'a gittim. Hak sahibisiniz dediler. TC yanlış yazılmış. Ne yapmam gerekir? Yine AFAD'a mı gideyim? Bize bilgi verirseniz. Yani bunun çözümü için AFAD'a gitmeniz gerekecek. Yani TC numaralarında bir problemin olmaması gerekiyordu. AFAD İl Müdürümüzle daha önceden görüşmüştük ama bu problem devam ediyorsa bu tamamen AFAD'da işlemleri yapan memurların hatası, bana kızmasınlar. Memur hatasından dolayı vatandaşların hak sahipliği de boşa gitmesin. Mahkeme süreci var bundan sonra artık. Mahkemede de memur hatası yüzünden gidip günlerce uğraşmasın. İstirham ediyoruz AFAD yetkililerine buna bir yardımcı olsunlar. Sayın Furkan Bey, rica ediyorum bizi aydınlatırsanız çok duacı oluruz. Bakın Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak'ta Beyaz Saray Apartmanı en ilk yıkılan ev. İlk itirazımızda çıkmadı. İkinci itirazımızda durum hak sahibi itiraz diye adımıza çıkmış. Bu ne anlama geliyor? Tam anlamış değilim. Hak sahibim kabul edilmiş. Kabul edilmiş efendim. Hak sahibisiniz. Hak sahibi parantez içerisinde itiraz yazıyorsak kabul edilmiş. Hak sahibi olmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Furkan Bey merhaba. Rüstempaşa Mahallesi'nde babama ait bir evimiz vardı. Hak sahibine başvurduk. İsim yanlışlığı vardı. İtiraz süresi içerisinde itirazda bulundum ama halen aynı hata devam ediyor. İtirazı dikkate alınmamış demek ki. Yeniden Allah Allah. Yani burada hep şey hatası görünüyor. Memuriyet hatası görünüyor. AFAD İl Müdürlüğü'nün gözünden nasıl kaçtı bunlar? Özellikle bu noktalara çok dikkat edeceklerdi. İki tane şu ana kadar okuduğum mesajda iki TC hatasının devam ettiği, TC kimlik numarası, bir de isim yanlışlığı hatasının devam ettiğini söylüyor izleyicilerimiz. Yani ikinci bir itiraz süreci de yok. Mahkeme süreci başlayacak. AFAD İl Müdürlüğümüze seslenmiş olalım. Bir yolu var mıdır bilmiyorum artık bu saatten sonra. Ama burada görülen şu ki memur hatalarından dolayı kaynaklanan hatalar vatandaşları yani mağdur etmememiz gerekiyor. Abicim konteynerdaki kiracılara bir yardım var mı demiş izleyicimiz. Maalesef onlar için bir durum söz konusu değil.
100 bin sosyal konut soran izleyicimiz var. Konteynerde oturuyorum biz Mişen konutları. Konutların ne zaman teslim edileceği belli değil efendim. Yani bir hafta Bakan Bey Elazığ'a ne zaman gelmişti? Çarşamba ya da salı günü gelmişti sanıyorum. Bakan Bey'le röportaj yaptığımızda havalimanında, çünkü bunun ben Elazığ'da problem olacağını fark ettim. Bakan Bey 2500 konut hazır dedi açıklamasında, basın açıklamasında. Özellikle havalimanına gittim, bu soruyu sormak için gitmiştim. Bu konutlar vatandaşa ne zaman teslim edilecek? Hazır ama ne zaman vatandaşa verilecek ve bunu da sordum. Bakan Bey de dedi ki bir hafta içerisinde teslim edilecek. Artık top Elazığ Valiliğinde. Evlerin teslim edilmesi için. 2500 konut şu an hazır. Ne zaman teslim edileceğini, nasıl teslim edileceği ne dair bir açıklama yok il yöneticileri tarafından. Bekliyoruz efendim. Hak sahipliği itiraz sonuçları açıklandı. Ne zaman teslim edilecek, ne zaman anahtarımızı alacağız? Belli değil. Az önce ifade etmiştik. Of, çok mesajımız var. Biz sizin kalbinizin temizliğini seviyoruz. Her mesaja dönmeye çalışıyorsunuz. Harikasınız demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Furkan Bey iyi geceler. Bir Elazığ'ın sesi olmuşsunuz. Size çok teşekkür ederiz. Ama bizim de sıkıntımız depremden önce yapılan konutların ilgili. Bizim için de hak sahibi olduk. Çekilişleri yapılacaktı bir ay önce ama şimdi ses seda yok. Bizim durum bu şeyle ilgili. Sosyal konut, TOKİ'nin sosyal konutlarıyla ilgili işte ses seda yok. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze seslenelim. Depremden önce yapılan TOKİ'nin sosyal konutları için vatandaşlar artık ne zaman evimize taşınacağız diye soruyorlar. Depremden önce kura çekilişleri yapılmıştı, binalar hazırlanmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Mustafa Pirinçli Bey bizleri şu an izliyorlar mı bilmiyorum ama ben bu soruyu daha önce kendisine de sormuştum. Önce depremzedeleri yerleştireceğiz demişti. Karıştırma olmasın ama. Çünkü hem daha önceden çekilen TOKİ konutlarında, sosyal konutlarda hak sahibi olanlar var. Hem de depremden dolayı hak sahibi olanlar var. Bu karışıklık olmasın diye önce depremden dolayı hak sahibi olanlara deprem konutlarını yerleştireceğiz demişti. Ardından daha önceden çekilen TOKİ konutlarına vatandaşları yerleştireceğiz demişti ama halen bir durum söz konusu değil demek ki. İyi geceler, kirada oturduğum elektrik ve su aboneleri benim üstüme, bana hak sahipliği çıkmadı. Tek evim var, binada herkese hak çıktı. İyi de tapunuz sizin üzerinize değilse zaten çıkmaması gerekiyordu. Furkan Bey, ben Karşıyaka Mahallesi TOKİ kura yapıyorlar kendi kafalarına göre. Bize ne bir tanıtım yaptılar ne gösterdiler. Karşıyaka TOKİ'lerinde 3 adet farklı 2+1 daireler var. Bir de bizlere 3+1 evlerden üste ne kadar ücret isteyecekler söylemediler. Bu nasıl olacak? Bunlar da okuyun Furkan Bey lütfen demiş izleyicimiz. Okuduk efendim, onları da okuduk. Şimdi birazdan ona değineceğim. Selamünaleyküm Furkan Bey, Kadimşehir Pol'dan selamlar, sevgiler, programımızı beğenerek izliyoruz. Babaannemle programı başlamadan 10 dakika önce televizyonu açıp önünde oturuyoruz. Hayırlı geceler demiş. Babaannenize selamlar, sevgiler, ellerinden öpüyoruz. Palu'ya da selam olsun ayrıca. Şu anda sizi izliyorum Furkan Bey. Rabbime muradınız varsa sesimizi duyurdunuz. En azından çok teşekkür ederim. Nasıl ulaşabilirim size, nohumu bıraksam demiş izleyicimiz. Vallahi elimden bir şey gelmiyor. Yani tablet konusunda inanın benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Elazığ Belediyesi, Elazığ Valiliği, İl Emniyet İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaşmanız gerekiyor. Mutlaka bir şekilde onlara ulaşırsanız sorunlarınızı çözeceklerdir. Duyarsız kalmayacaklardır. Sayın Furkan abim, benim evim annemgilin evi yandı. Sobadan dolayı Çağdaşa Mahallesi Yeşil Kartokiler'in arkasında babam, kardeşim Hasan ve yaşlar yardım istiyor izleyicimiz. Valiliğe ulaşmanız gerekiyor yine bu konuyla ilgili. Sayın Üstadım, Abdullah Paşa yol boyu kentsel dönüşümden yapılan evler kaç metrekare? Yapılacak evler yıkılan evleri karşılıyor mu? Her kafadan ayrı ses çıkıyor, saygılarımla. Bu son mesajımız olsun. Mesaj atan izleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi toparlayıp tüm sorulara cevap vermiş olalım. Abdullah Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evlerin nasıl teslim edileceğine dair henüz bir açıklama söz konusu değil. Bu evler nasıl teslim edilecek, nasıl yapılacak vesaire bir açıklama yok. Geri ödeme nasıl olacak? Bununla da ilgili bir açıklama yok. Çünkü tüm kentsel dönüşümle yapılan Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Sürsürü ve Abdullah Paşa'da kentsel dönüşümle yapılan binlerce ev var. Eski arsa fiyatları, yani eski evlerin fiyatları açıklandı ama yeni ev fiyatları açıklanmadı. Merakla bekliyoruz bizler de. Öte yandan Elazığ'daki tüm evler
genelleme yapıyorum. Tüm TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının ne zaman teslim edileceğine dair henüz bir açıklama yok. 2500 konutun bittiğini söylemişti bakan kurum geçen hafta. Bir hafta içerisinde biten konutları teslim edeceğiz dedi. Ama bu teslimler nasıl olacak, nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak belli değil. Bir haftalık süre dolmak üzere buradaki yetki sanıyorum artık Elazığ Valiliği'nde. Bunun dışında Karşıyaka Mahallesi'nde daha önceden 439 konutun kura çekilişinin cuma günü olacağı ifade edilmişti TOKİ tarafından. Ama vatandaşlar itiraz etti. Biz aynı katları istiyoruz dediler. TOKİ bunu değerlendirdi. O kurayı iptal etti. Şimdi yarın yani yeni gün, bugün salı günü saat 13'te TOKİ Karşıyaka Mahallesi'ndeki konutlar için kura çekilişi yapılacak. O kurada aynı katlar arasında yani daha önceden ikinci kattaysa yine ikinci katta olacak şekilde bir kura çekilişi olacak. Ama 2+1 ev mi gelir, 3+1 ev mi gelir onu bilmiyorum. TOKİ'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki kura çekilişini salı günü yani yarın saat 13'te Kanal Fırat ve Kanal E televizyonlarından canlı olarak takip edebileceksiniz. Bunu aktarmış olalım. İtiraz sonuçları belli oldu. TC kimlik hatalı, TC kimlik numarasının hatalı girilmesi ya da isim hatalı girilmesinden dolayı mağduriyetler sanıyorum işte mesajlarda gördük söz konusu. AFAD İl Müdürlüğümüze bunları kendiliğinden kaynaklanan hatalar olduğu için düzeltme imkanları var mı bilmiyorum ama dikkate almalarını iletmiş olalım. Bu süreçten sonra halen daha red çıkan izleyicilerimiz, hemşehrilerimiz artık mahkeme sürecini başlatmış olacaklar. Mahkemeye gitmeleri gerekiyor. AFAD'ın ayrıca bir itiraz süreci söz konusu değil. Sanıyorum cevap verebilmişizdir. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık. Hatırlatalım bugün yani salı günü yeni gün saat 21'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması var. Yeni gün salı günü saat 23'te görüşmek üzere. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.